Adayın açıklanmamasının nedeni İyi Parti dedik. İyi Parti çünkü Meral Akşener görünen o ki süre istedi. Süre istedi. Pazartesiye kadar bana süre verin. Ben parti meclisiyle, genel idare kurulu üyeleriyle, il başkanlarıyla, partinin kurmaylarıyla ve yöneticileriyle cuma, cumartesi ve pazar günü bir toplantı yapayım. Onların görüşlerini alalım. Ondan sonra kararımızı açıklayalım dedi e, ve diğer 5 parti de İYİ Parti'nin bu teklifine sıcak baktığı gibi görünüyor. Pazartesi ertelenme sebebi bu. Görünen o ki. Çünkü eğer ki şayet e, Meral Hanım okey vermiş olsaydı biz dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını resmi olarak öğrenmiş olacaktık. Yani en azından altı, siya, alt siyasi, siyasi partinin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur yazısını siz görmüş olacaktınız. Ancak işte Meral Hanım buna şer koyunca, sayın seyirciler, daha önce aslında birçok kez söyledik biz bunu. Yani Meral Hanım eğer ki Kılıçdaroğlu ısrar ederse bunu parti meclisine götürür, partilere soralım der demiş idik. Öyle de oldu. Bakınız metin bu. Metin çok uzun bir metin değil esasında. Millet İttifakı tam olarak şu yazıyor. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. dönem, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz denildi. Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'nun imzası ve metin ekranlarınızda sayın seyirciler. Ne olacak bakacağız. Daha önce e, sayın Akşener'in açıklamaları malum zaten kazanacak aday olsun derken Kemal Kılıçdaroğlu'na Kemal Bey siz aday olmayın demek istemişlerdi. Sadece Genel Başkan Akşener değil İYİ Parti'nin kurmayları, yöneticileri, sayın seyirciler, milletvekilleri hatta il başkanları dahi kazanacak aday, kazanacak aday derken aslında işte kendilerine göre Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istiyorlardı. Fakat e, Kemal Kılıçdaroğlu ısrarından vazgeçmedi. Aday olmak istiyor e, sayın seyirciler. Dolayısıyla bu adaylığına sadece İyi Parti şer koydu. Dün toplantı yapıldı mesela. Toplantı sonrasında İyi Parti haricinde e, ve CHP haricinde diğer dört partide hayırlı olsun tweetleri attı. O tweetlere bakalım mı? Mesela arkadaşlarımız hemen getirdiler. Kemal Bey birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener Bakınız birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener. Toplantımıza ev sahipliği yapan Sayın Karamollaoğlu başta olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim diyor. Gelecek Partisi Davutoğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık diyor. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten başta ev sahibimiz Sayın Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ederim demiş. Teşekkür mesajı. Devam ediyoruz. Temel Bey ev sahibiydi biliyorsunuz. Temel Bey de ortak bir anlayışla mutabakata vardığımız değerli genel başkanların her birine teşekkür ederim derken Deva'dan Ali Babacan genel başkan ülkemiz için hayırlı olsun toplantımıza ev sahibi yapan Karamollaoğlu'na teşekkür etmiş ve Gültekin Uysal Demokrat Parti'de yine Aziz memleketimizde her bir vatandaşımız için huzuru, refahı, adalet ve demokrasi üretme kararlı, devlet olma bilinci ve kazanmak inancıyla ortak bir iradeye sahibiz diyor. Teşekkür ediyorlar ve anlayışa, ortak bir anlayışa vardıklarını söylüyorlar. E, fakat nerede Meral Hanım'ın tweet'i? Nerede ortak anlayışa vardık tamamız tweet'i? Yok. Yani Meral Hanım e, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor. Öyle ki dün e, Ümitlik Bayır İyi Parti'den Millet Beşten Büyüktür tweet'i attı. Sonra sildi bu tweet'ini Ümit Bey, Sayın Seyirciler, e, İyi Parti Mali İşler Başkanı, Sakarya Milletvekili e, partide önemli bir isim Ümitlik Bayır. E, millet Beşten Büyüktür tweet'ini e, altılı masadaki diğer 5 partinin bu açıklamalarından sonra yapmış olması dikkat çekiciydi. Ve sonra bu tweet'i Ümit Dikbayır sildi sayın seyirciler. Evet sildi ee, ve yoluna devam etti. Peki ne olacak pazartesi? Meral Akşener kabul ettirebilecek mi partililere? Yoksa başka bir yol haritası? Mesela masadan kalkma masadan kalkma şu saatten sonra ne kadar mantıklı, ne kadar doğru bilemeyiz. Ama bu seçenek de masada duruyor herhalde İyi Parti'de. Masada duruyor. Eğer ki kabul edilecekse de tabana bu nasıl anlatılacak? Şimdi bunun yolları aranıyor. Çünkü bugüne kadar hiçbir şekilde Meral Akşener yani Kemal Bey de aday olabilir demedi. Hiç bu, yani olabilir'i bile kullanmadı. Bu cümleyi hiç kullanmadı. Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır siyasetin içerisinde ve cumhurbaşkanlığı adaylığı için önemli bir isim demedi. Sadece mesela Kemal Bey için de değil, diğer genel başkanlar için de bu tweet'i atabilirdi ya da bu açıklamayı yapabilirdi. 5-6 genel başkan da cumhurbaşkanlığı için önemli bir isim diyebilirdi demedi. Çünkü Meral Hanım masanın içinden birinin aday olmasını istemiyor. Bunu defalarca söyledi, ima etti. Şimdi şu saatte hiç marjda bırakmadı, hiç esneklik de bırakmadı. Şu saatten sonra nasıl Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kabul edilecek ya da ettirilecek? Bu çok büyük bir problem olarak İyi Parti'nin önünde duruyor. Bugün konuşulacak. Sayın seyirciler, yarın konuşulacak, pazar günü konuşulacak, pazartesiye kadar bakalım İyi Parti nasıl bir karar verecek? Nasıl bir karar verecek? Eee Milletin umudu Meral Akşener diye dün sayın seyirciler Meral Hanım toplantıdan çıkar çıkmaz hemen kurmaylarıyla bir toplantı yapmak için genel merkeze geldi. Önünde toplanan iyi partililer milletin umudu Meral Akşener diye sloganlar attı ki biz bu sloganı Kemal Kılıçdaroğlu'na atılan slogandan biliyoruz. Halkın umudu Kılıçdaroğlu şeklinde Cumhuriyet Halk Partililer slogan atıyordu. Halkın umudu Kılıçdaroğlu'ndan, şimdi milletin umudu Meral Akşener sloganına İyi Partililer tarafından çevrildi. Bakalım, gerçekten merak ediyoruz. Siyaset arenası çok hareketli. Siyasette sayın seyirciler, hele hele bizim ülkemizde e, <laughs> siyasetin matematiği yok. Siyasetin matematiği yok. Her zaman geçmişte de böyle olmuştur ama böyle bir durumla karşılaşılmış mıdır Türk siyasi tarihinde bilmiyorum. E, her zaman matematikte 2 artı 2 4 eder ama siyasette her zaman 2 artı 2 4 etmez ee, bir esneklik vardır ama işte dedim ya Meral Akşener bunu en baştan İyi Parti bunu en baştan kapattığı için bu süreç bayağı sancılı geçiyor hayırlısı olsun memleketimiz için ülkemiz için hayırlısı olsun tabi Millet İttifakı'na oy verecek olanlar sayın seyirciler kime oy vereceklerini şu anda bilmiyorlar kime oy vereceklerini bilmiyorlar. Millet İttifakı kime oy vermeyeceğini biliyor. <laughs> enteresan. Millet İttifakı kime oy vermeyeceğini biliyor ama kime oy vereceğini henüz daha bilmiyor. Cumhur İttifakı da kime oy vereceğini biliyor, kime oy vermeyeceğini bilmiyor. Tam tersi. Böyle bir durum. İlginç, enteresan. Konuşacağız daha konuşacağız e, sayın seyirciler. Pazartesi günü netleşecek ama pazartesiye kadar daha bu dereden çok sular akar. Onu söyleyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.